Evet sevgili dostlarım yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz abi Sizlere böyle hafif acıklı hafif ee, heyecan dolu bir içerik hazırladım abi An itibariyle Fortnite'den yeni bir ee, şey yayınlandı yeni bir ee, fragman daha doğrusu görsel yayınlandı ve Görselin üzerinde duracağız ama ee, görselin üzerinde durmadan önce abi daha önemli bir konu var O konudan sizlere bahsedeceğim ee, harflerle alakalı biliyorsunuz. çünkü e, harfin ne olduğundan size bahsetmiştim. Bugün E oldu. Ve e, sezon perşembesi geleceğine göre son bir harf kalıyor. O da D olacak arkadaşlar. Yani end. İngilizce end biliyorsunuz son anlamına geliyor. Ve son yazılı bir e, şey bizi karşılıyor arkadaşlar. E harfi n harfi ve yarın da muhtemelen D harfi gelirse teorim %100 gerçekleşmiş olacak ve end yani son. Bu bize neyi ifade ediyor? Oyun mu? Bitiyor artık oyun mu kalkıyor ortalıktan fortnite artık bitiyor mu onu mu sevmiyor yani fortnite son sezonu mu acaba onu mu bizlere anlatıyor ee, bu bir ihtimal bu gerçekten bir ihtimal ne kadar istemesek de e, bitme bitmesi bir ihtimal e, her şey olabilir kendinize bunu hazırlayın abi ikinci olarak e, bu yani bitme olayı düşük bir ihtimaldi ama hiç olmayacak da yine de o ihtimali kendinize hazırlayın ama Düşük bir ihtimal. İkinci olarak e, gelirsek arkadaşlar erken erişimden çıkıyor olabilir. Hani erken erişimin sonu end o anlamda olabilir ki bu daha büyük bir, daha yüksek bir ihtimal. Çünkü daha erken erişimden çıkmayan bir oyunun end diye bitmesi saçma olur. Sadece küçük bir. Hani Ne olur ne olmaz diye ben size söylemek istedim. Ve e, son ihtimal bence en 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 olabilirliği yüksek olan ihtimal e, harita bitiyor. End derken haritanın sona ermesinden bahsediyor ee, ve 9. sezon yeni bir haritada yeni bir yerde geçecek benim tahminime göre onu e, bize bitişini sembolize edecek o yüzden end yani o yüzden son yazıyor yani son belki de hop mikrofon Belki de bu haritadaki son sezon Belki 9. sezon da bu haritada geçecek ama son sezon olacak 10. sezonda itibariyle yeni bir haritaya geçebiliriz bilmiyorum bunları sembolize ediyor olabilir ya da 3. harf bambaşka bir harf çıkabilir benim teorim yanılabilir ama çok yüksek ihtimalle benim teorim e, tutacaktır diye tahmin ediyorum bunları size bahsettikten sonra e, bugünkü görselimizden biraz sizlere bahsedeceğim bu arada sabah e, Battle Pass'te olacak skinlerden bir tanesinin videosunu attım mutlaka onu da izlemeyi unutmayın o da kanalda abi şimdi e, sezon 9 e, şeyimize bakarsak bu bugün gelen görselimize bakarsak E harfinin içerisinde yine benim teorimi, teorimi doğru çıkartan bir uzaylı karakterimiz var arkadaşlar bu da Muhtemelen sezon 9 Battle Pass'indeki karakterlerden bir tanesi. Bu zamana kadar 3 tane karakter görmüş olduk. Dünkü karakter, bugün sabah attığım videoda karakter ve bu karakter 3 tane karakter zaten çıkmış oldu. Geriye 3 karakter falan kaldı yanlış hesaplamadıysam. Onlar da ufak ufak çıkacaktır abi. Bir de gizli karakter var. Yani çoğunu öğrenmiş bile olduk aslında. Ee, yine burada da e, uzay teması, e, uzay teması içinde geçeceğini doğrular nitelikte arkadaşlar bu fotoğrafta. E, hem karakter olsun hem arka plan olsun gerçekten bizi bilim kurgu çağındaki bir sezon bekliyor. Harika, efsane, çok eğlenceli bir sezon bizleri bekliyor sevgili arkadaşlar. Ve şöyle bir şey de var. Dediğim gibi inşallah bu son sezon olmaz. İnşallah Fortnite devam eder. Hani ben hiç zannetmiyorum öyle bir şey olacağını ama gerçekten ne yapacakları belli olmaz. Ne kadar düşük bir ihtimalle olsa benim yine de böyle bir şey yapan acaba dedirten bir şey arkadaşlar bu arada karakter üzerine konuşmak gerekirse muhtemelen e, tarzı olmayan, açılamayan karakterden bir tanesi olarak gelecek. Normal bo boş beleş bir karakter olarak geleceği benziyor. Hani Battle Pass'te arada böyle e, dandik karakter olurdu ya bu sezonda vardı önceki sezonda da oradaki dandik karakterlerden birine benziyor. Ben şahsen beğenmedim. O oyunda görmek lazım belki renkleri çok daha güzel belki e, tam halini görürsek çok beğeneceğiz ama şu haliyle beğenmedim. Dünkü karakteri çok beğenmiştim. Bugün paylaştığımı çok beğendim. Ee, ama bu üçüncü öğrendiğimiz karakter hoşuma gitmedi. Olsun 3'te 2 iki, ikisi güzel biri kötü. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, dediğim gibi görsel üzerinde çok fazla konuşmaya gerek yok arkadaşlar. Sizlere de bu şekilde göstermiş oldum. Bu arada içerik mağazası alışverişlerinizde Unicorn Tire kodumu kullanmayı unutmayın. Çünkü Unicorn Tire kodum yazılı olarak savaş biletini alıp ve bana Instagram'da atan dostlarımızın aralarından bazılarına biner papel atacağım ve savaş biletlerini bedavaya getireceğim. Bu da benden size bir kıyak olsun. Yani tek yapmanız gereken savaş biletini benim kodumla almanız diyorum ve videoyu aşağıda benim kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.